selam. Ben Buğra Hocanız Gençler. Buğra Hocanız Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Açı ortay teoremlerine geldik. Mükemmel ispatlar yapacağız. Yeni bir konu. eşkenardan da çıkmıştık artık. Dakinin her şeyini inceledik neredeyse. İkiz kenarını inceledik. Dikli inceledik. Şimdi açı ortay kısmına geldik. Açı ortaydan sorular çözeceğiz. Tabii ki de bol bol ispatlarla gideceğiz. İlk başta hazırsan bir testimizi inceleyelim. İlk testten nasıl başlıyoruz? Kolay orta seviyeden sorularla başlıyoruz. Toplamda 12 tane soru var. 2 tane kazanım testimiz toplam 3 tane de sağlam testimiz var galiba bakalım dört taneymiş dört tane de güzel testimiz var hazırsan birinci soruyla bir başlayalım bir ufak ispata girelim yavaş yavaş ispat yapa yapa ilerleyeceğiz zaten haydi başlayalım şimdi açı ortay teoremi şunu savunuyor eğer buradan iki tane açı ortay indiyse yani B'de açı ortayı kestiyse kollara inen dikler birbirlerine eşit olurlar buradaki kollarda birbirlerine eşit olurlar şimdi biz bunun ispatını nasıl yapalım şöyle bir çekelim yani arkadaşlar videoyu dediğim gibi ileri sarabilir. Ama çok da zaman kaybetmezsin be he. Bir mantığını öğren bakalım. Geldik buradan bir tane açı orta inmişiz. Teorem şunu savunuyor. Eğer burası A ise burası B burası da C ve D ise A'nın cevabı B'ye ve C'nin cevabı da D'ye eşit geliyor. Acaba neden? Hemen bir ispat yapalım. Çok basit bir ispat. Buraya alfa kadar dersen burası alfa kadar. E, alfam var 90'ım var. Buraya beta kadar dediğim zaman burası ne oldu? Beta kadar oldu. 90'ların gördüğü yeri dikkat edin. Dedim. İkisi de aynı kenarı görüyor değil mi? Bak 90 burayı gördü, 90 burayı gördü. E açılar birbirlerine eş ve 90'lar aynı yeri görüyorsa bu iki üçgen aslında simetrik üçgendir. Doğru mu? E simetrik üçgen olduğuna göre beta'ların gördüğü de birbirlerine eşit olmalı. Yani alfa'nın cevabı nereye eşit olmalı? Beta'ya. Aynı şekilde alfa'lar neyi gördü? C'yi gördü. O zaman C'nin cevabı da D'ye. Daha in alfalar dedim de A'nın cevabı B'ye eşit olacak. Alfaların gördüğü kim? C ve D. O zaman C'nin cevabı da D'ye eşit. Yani Gelecek. Birinci soruyu çözmemiz için yeterli bir ispattı. Hemen bakalım. BD açıortay diyor. O zaman ben daha yeni öğrendiğim bilgiden bak aman diyeyim 90'lar inmediği sürece bunu yapamaz. Hocam 90'lar inmiş. O zaman x artı 3'ün cevabına ben bir 7 eksi x diyeyim. O zaman 2x'in cevabı 4 ve x'in cevabı ne geldi? 2 geldi. Okey. Şimdi bunlar da birbirlerine eşit gelecekler. 3 y eksi 4'ün cevabı y artı 6. 2 y'nin cevabı 10 sa y'nin cevabı ne geldi? 5 geldi. 5 ile 2'yi bir toplasak 7 buluruz. Birinci soruyu bu bir şekilde kapatarız. Geçiyorum ikinci soruma. Bir soruda öğrendiğimizi ikinci soruya uygulayalım. Hocam burası 5 burası da 4. Geldim. Buradan ne yaptım? 90'ımı çektim. Dolayısıyla burası 5 birimse buranın da 5 birim olması lazım. Aynı mantıktan burası 4 birimse buranın da 4 birim kadar olması gerekir. Hocam 4'üm vardı burada. Tamam 11 olan şeyde burası 6 birim kadar kaldı. E 90 burada da var. 180 edecek tamamı. E 4'ün karesi 16. 6'nın karesi. 36 yaptı mı sana 52? O da çok meşhurdur ki 2 kök 13 eşittir. Geçiyorum 3. soruma. 3. soruda yine ekstradan bir şey öğrenmeyeceğiz. Bildiğimiz bilgiyi yapacağız. Ne oldu? Açı ortaya geldi. Bak 90'ı gördün. Dayanamadın. Çektin 90'ını. Burası da 2 oldu. Şimdi AC'nin cevabı AB'yi karşı yazsam AB'nin 3 fazlasıymış. Şimdi o zaman ben buraya X kadar dersem buranın tamamı X artı 3 kadarmış. Hocam e sen bize dahil bunun X ise buranın da X olduğunu öğretmiştin. Dolayısıyla buraya x kadar kaldı. Doğru mu? Doğru. E tamamı x artı 3 olan şeyin 3 birimi burada değil midir? Hocam öyledir. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Hop kök 13 yapıştırdın. Geçiyorum 4. soruya. <laughs> 4. soruda bildiğimiz bilgiyi devam ettirelim. Çektim buradan 90'ımı. 93 kök 2 gördüyse 45'lerin 3'ü görmesi gerekir. Aynı mantıktan buradan 90 çektiğim zaman eğer açı ortayım var ve bunlar birbirlerine 90-90'sa burası 3 olduğunda ispatlamıştık. Burası da 3 olacak. Hocam Hocam 33'ü gördüğünde 90 bunun 2 katını görecek. 6 işaretledim. 4. soruyu kapattım. Geçiyorum 5. soruya. 5. soruda güzel bir sorumuz var. Neyimiz var? 4'ümüz var. 6'mız var. Burada da bir tane 90'ımız var. Şimdi ilk hamle olarak ben buradan şöyle bir 90 derece çeksem. Hocam burası 6 kadarsa burası da 6 kadar olur. Doğru mu? Doğru. Ayrıca buradaki E noktası bak A'dan ne olmuş? E'ye gelmiş açıortay. E, ortay. C ile E'yi birleşmişsin. Ne olmuş? Bir tane daha açı olmuş. O zaman sen B ile E'yi birleştirdiğin zaman bir tane de farklı bir açı ortayı sen elde edebilirsin. Çünkü E noktası içte. Çemberin merkezidir. Şimdi bu mantaliteden devam edersek. Ben buradan bir 90 daha inersem. Hocam indin 90'ın ne oldu? Eğer burası 4 kadarsa burası 4 kadar gelir. Hocam o zaman buraya da 5 kaldı. Şimdi buradaki açı ortay teoremine bir dikkat et. Neyler? 90'lar havada uçuşuyor. Eğer kol 5 kadarsa kolun ne olması lazım? 5 kadar olması lazım. 5 ile 6'yı topladın. 11'i bulmuş oldun. Geçiyorum 6. soruya. Öğrendiğimiz bilgileri devam ettirmeye geldik. Ne yapıyoruz? ABC üçgenini çevresi isteniliyor. 9'umuz var, 12'miz var. Hocam 9, 12, 15'i duyduk. Şimdi buradaki açı ortayı bir devreye sokalım bakalım. Açı ortay ve 90 deyince 1.90 da bizden olsun diyelim. Şuradan bir 90 çekelim. Şurada oluşan şekil hiç aklında canlandı mı? Hocam canlandı. Neden? Burası 9 kadarsa buranın da 9 gelmesi lazımdı. Geçmiş videoda ispatladık. E, aynı mantıktan burası 12 kadar burada ne olması gerekiyordu? 12 gelmesi gerekiyor. Hocam madem sen dikini indin hemen geldik buradaki açıortay ortay teoremine. Hop burada ne var? Hocam 5'imiz var. Burası 5 ise buranın da 5 olması gerekir. 5'im var 12'im var 13'üm var. Benden ABC mi isteniyor? Hemen bakalım ABC'mize çizelim de şöyle. 13, 15 daha 28. Şurada da bir 14 var. Toplarsam bunları 42'yi bulmuş oldum. Geçiyorum 7. soruya. 7. sorumuzla devam ediyoruz. 6'lar 9'lar var. Bak ne ne yapacağız hocam? Hocam şunu yapalım. Şuradan bir 90'ımızı çekelim. Neyi istedim? İstediğim bak formatı oluşturmuş bile oldum aslında. Hocam buraya kadar ki kısım 9 birim. E, 6'yı geldim buraya taşıdım. Değil mi? Ayaklar 6, kollar 9 birim oldu. E hocam 90'dan sen gelmişsin 90 inmişsin. E burada 6'ım var burada 9'um var. Hemen onun adı gelecek. Ne gelecek? Hocam 4 olacak. Sen 4 ile 9'u çarptığın zaman 36 ettin. Ne yapmış oldun? Öktit bağıntısını sağlamış oldun. X denilen yer hepsiydi. Topladım 13'ü işaretledim. Geçiyoruz 8. soruma. 8'de devam ediyoruz. Şekilde verilen mavi üçgen BC boyunca. Bak BC boyunca katlandığında A noktası DC üzerindeki bir A üst noktasına geliyor. Sen bunu BC üzerinde katlıyorsan hemen hemen şöyle bir şekil elde etmen lazım. Yani buradakinin aynısını BC boyunca katladım. Dolayısıyla burası 4 birimse burası da 4 birim kadar gelmesi lazım. ACD kaç dereceymiş hocam? 30 dereceymiş. Hocam burası 30'sa ben aynı üçgeni çizdiğime göre göre burası 15 derece 15 derece olmayacak mı? Şimdi mükemmel bir özellik. 15, 75, 90 üçgeni. Ha bu arada hocam sen bunun 15, 15 olduğunu nereden biliyorsun? Dur, 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 dur. Aman diyeyim. Bak şimdi. Hocam burası 10, belki de burası 20. Nereden bileceğim? Şuradan. A noktası DC üzerindeki bir A üst noktasına geliyor. Dolayısıyla buradaki iki üçgenin birbirlerine eş üçgenler olduğunu, simetri olduğunu biliyorum. Simetriden oraya 15, 15 dedim. Tamam mı? Yanılmaya gerek yok. Hocam devam et çözmeye. 15 4'ü gördüyse 90'ım var. Ne yapacak? 4 haşı görecek değil mi? Haşa 4 haş kuralıydı. Bunun da ispatını yapmıştık geçmişte. 15 4'ü gördüyse 90. Bunun 4 katını gördü. Yani burası 16'yı gördü. Edirne işaretledim. 9'a geçiyorum. Geldik 9. soruya. Hocam aç ortay teoremi için bir tane 9'um var. Çok güzel. Hatta şurası da 15. 8, 15, 17'yi gördüm. Ama BAD'yi 90'dan büyük demiş. O zaman senle BA'yı bir uzatalım. Ne gelecek? Bakalım beraber. Geldim. D noktasıyla şu Buraya bir 90'ımı attım. Hocam o zaman istediğim şekli sen elde etmiş oldun bile. Yani gördüğüm gibi elde ettim. O zaman burası ne kadar hocam? 8 kadar. Doğru mu? Doğru. Şimdi 6, 8, 10 üçgenini yakalayanlar el kaldırsın diyelim. Burayı açalım. Tamam 15 ise kolun. Diğer kol ne kadar olacak? 2 tane kolum var. İkisi de özdeş. Ne olacak? 15 kadar. X'e geldim buradan. 9'umu yapıştırdım. 9'u 9 olarak kapattık. Geçiyorum 10. soruya. 10. soruda ABC eşkenar üçgen demiş. Hocam o zaman sen şuraya bir 15 derece de ABC madem şurası 60 derece kadar şurada bir tane 75 derecem var. Acaba ne olacak? Gel beraber bulalım. Benden AB isteniliyor. Yani aslında EC'yi bulabilirsem ben ne yapabilirim? Cevabı bulabilirim. Doğru mu hocam? Doğru. Hocam şimdi şu gördüğüm güzel kardeşim 30 derece. Doğru mu? 30 60 90 üçgeni var. Bak yaklaştırayım istersen. Şimdi 30'um var, 75'im var. Tamamı 180. E ben 75 75 30 üçgenine de çok hakimim. Oradan da yakalayabilirdim. Şurası 75 derece geldi hocam. Acaba burada bir açı ortay mı geldi? Açı ortay için illa böyle yazmasına gerek yok değil mi? Açıyı ortalamış. 75-75'ini demiş. O zaman bir tane de açı ortayı biz çizelim. Bak ne yaptım? Şurayı 15 derece şurayı 30 derece. 90 geldi. 60 geldi. Ne yaptım? Buradan bir tane açı ortayı da ben verdim. Şurada bir tane de açı ortayım var. Şurada da 90'ım var. Ben bence bu soruyu şöyle kullanabilirim. Burası 6 kadarsa burası da 6 kadar olması gerekiyor. Aynı zamanda buraya x kadar dersen burası da x kadar gelmesi gerekiyor. Daha yaptıklarımızı biraz daha toparladık aslında. 60 burada 6'yı gördüyse 30 bunun köküçe bölünmüş halini. Yani hocam 2 köküçü görür. 90 da bunun 2 katını yani 4 kök 3'ü görür. Benden de cevap olarak onu istiyormuş. Onun soruyu bu şekilde kapatmış olduk. Geçiyorum 11 soruma. 11 soruya geldik. Hocam 30'umuz var. 30 o kadar güzel açıdır ki kullanmasını bilene. 30'u gördüm. BC'yi uzattım. Bu eleman 15'i sanki boşu boşuna vermedi. O zaman şurası 70 derece değil mi? Neden? 15 75 90. E şimdi 30'un var. 75'in var. Tamamı 180. Şuraya da bir tane 75 geldi. Daha yeni yaptığımız işlemin aynısı. Şuradan ne yapıyorum? Bir tane dikinliyorum. Bir güzel değinebilirsek. Hop şöyle bir dikinliyorum. Ne oldu hocam? Burası da 15 derece kadar geldi mi? Geldi. Bak açı ortayım var. Gelmiş dikinmiş. Gelmiş dikinmiş. O zaman burayı kol kabul ederim. Dolayısıyla buraya bir kadar derim. Buraya da T noktası diyelim. Benden AB isteniliyor. Şimdi büyük üçgene odaklanma var Şuradaki büyük üçgene bak. 31'i gördüyse 90 neyi görecek? Bunun iki katını. Yani 2'yi görmüş olacak. Güzel bir soruydu yine. Geçiyorum 12. soruya. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Şekil 1'deki ABC üçgen biçimindeki kağıt FC boyunca katlanarak B köşesi B üstüne geliyor diyor. Hocam katlama soruları mübarek. Buraya A derse buraya A, buraya B derse buraya da B diyeceğiz. Var mı sorun? Hocam sanırsam yok. Tamam. O zaman ben A, A, 3 artı B kadar diyebilirim. Hatta şöyle yapalım. Bir saniye. Şekli 2'den gidelim daha güzel olacak bak. İzle. Aynı mantıktan bak burası aç ortay değil mi? Ben buraya B kadar dersem burası ne kadar olacak? Hocam B kadar olacak. Var mı burada problem? Hatta buraya A dersem burası da A kadar olacak. Ama onu demek istemiyorum şu an. Hocam o zaman A, C, B artı 6 oldu. Burası B artı 3 oldu mu güzel kardeşim? Hocam oldu. O zaman aynı mantıktan ben burayı bir tane de aç ortay yapsam burası da kol, burası da kol. Dolayısıyla buraya B artı 3 kalacak mı? Hocam kalacak. Geldim buraya da ne yaptım? B artı 3'ümü yazdım. Şimdi Pisagor zamanı. Hocam hemen yapalım Pisagor'umuzu. Burası B. 90. Burası B artı 3. Burası da B artı 6. Ne yapacağız? Pisagor bağıntısı. Ama tabii tutturabiliriz burada. Daha rahat olur. 3'er 3'er artıyor. E, 9, 12, 15 diye bir üçgen vardı değil mi? Ne yaptı? 3'er 3'er arttı. Geldim B'ye 9'umu dedim. Ama sen istersen Pisagor'dan da B'nin 9 olduğunu bulabilirsin. Çevre ABC isteniliyor. Şimdi burası 9 kadarmış. Hatta biz zaten çevre ABC'yi bulduk. Burası 12 kadarmış. Burası da 15 kadarmış. Toplayalım bunları. 15, 9 daha 24. Bir tane de 12 senin için ekleyeyim. 36 olsun. 12. soruyla bitirdik test 1'i. Geçiyorum test 2'ye. Kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.